Burası Beşiktaş. Olsa da ne yazar. Evet arkadaşlar, Film Soğucan'dan herkese merhaba. Ben Ozan Karacı. Bugün yanımda tekrar yüklemek konseptinde Okan Karacı var. Okan. Merhaba, herkese merhaba. Bugün sizinle Defenders nedir başlığı altında aslında Marvel Netflix ortaklaşa giden dizi ortaklığını, dizi gidişatının nereye ulaşacağından bahsedeceğiz biraz. Yayınlanan diziler şu zamana kadar Netflix ile birlikte Daredevil ve Jessica Jones ve gelecek olduğunu bildiğimiz diziler ise Luke Cage, Iron Fist. Çok sonrasında da Iron Fist. Yani hiç beklenmedik bir şekilde de, beklenmedik derken planlanmamış şekilde Daredevil'ın ikinci sezonu ve Jessica Jones'un da ikinci sezonu geleceğini biliyoruz. Aynı zamanda da Punisher'ın dizisi çıkacağı konusunda söylentiler var. Zaten bunun üstüne de konuşacağız biraz. Evet. Yani Punisher'ın dizisi de çok, yani set ortamında belirlenmiş bir şey. Çünkü Daredevil'ın ikinci sezonunda bunun haberini web sitesinde yazmıştık. Aşağıda sitenin linkini bulabilirsiniz. Yazmıştık. Yani Punisher, John Bernthal'ın set içindeki karakterle uyumundan ve işte karakterle birlikte nasıl güzel işler çıkardığından dolayı demişler ki... tepkilerden dolayı karar vermişler yani. Dışarıda aynen. İnsanlar beğenmiş John Bernthal'ı ki biz de ilk seçildiği zaman çok beğenmiştik yani. Evet, çok sevdiğimiz bir oyuncu. Aynen, Punisher böyle olur yani. Aynen, demiştik. Kafamızı da oturttu yani kendisini. Peki planlanmış olayı anlatayım. Zaten IMDb'de de 2016'ın belli değil bir süresinde The Defenders dizisi gözüküyor. The Defenders bu dizi evreninde, yani Netflix, Marvel ortaklaşa giden dizi evreninde Daredevil, Iron Fist, Jessica Jones ve Luke Cage'in bir arada olduğu yeraltı Avengers'ı diyebileceğimiz bir ekip. Evet. Ama bir şeyim daha var. Büyük ihtimal bu ekibe de Punisher de eklenecek. Hatta Hellcat de eklenebilir. Yani Jessica Jones dizisinden gördüğümüz ikinci sarışın kız olan Hellcat de eklenebilir. Hatta Elektra da eklenebilir. Elektra da eklenebilir. Yani bu dizilerde çıkan karakterlerle paylaşıla çıkacağını düşünüyorum. Yani Defenders'ı genişleyeceğini düşünüyorum. Aynen, böyle göreceğiz. Bölüm bölüm eklenen karakterlerin The Defenders dizisinde, yani ortaklaşa çıkacak olan dizide göreceğimizden eminiz hatta diyebiliriz. Peki normalde Defenders nedir abi? Normalde Defenders bizim bildiğimizde okuduğumuza göre doğaüstü güçlerle, yani supernatural mi, supernatural mı artık neyse telaffuzu. Ve mistik. Yani mistik güçlerle savaşan bir takımsız ekip üyelerinin oluşturduğu bir ekip diye gözüküyor. Başlangıç karakterleri aslında Doctor Strange, Hulk ve Namor. Namor da bu arada Aquaman'in düşmanı gibi, dostu gibi artık o. Belli olmayan bir karakter. Karışık durumlarda. Aynen. Üç temel üyesi bu aslında ama o kadar çok değişiyor ki Defenders'ın. Yani Kaptan Amerika bile Defenders'ta yer alıyor. Wolverine de yer alıyor. Wolverine. Daha bir sürü yani. Şu an görebileceğiniz tüm Avengers, Marvel üyeleri, Iron Man hariç neredeyse Defenders'ta yer alıyor. Değişken bir grup. Yani temel bir üye kadrosu yok diyebiliriz. En son kadrosunda baktık işte seninle beraber. Deadpool falan var. Genel ama Luke Cage var, Daredevil var. Daredevil ama onun dışında Deadpool filan, hani bizim daha çok dikkatimizi çeken karakterler var. Dizide farklı bir ekip, farklı bir kadro kurmuşlar. Ve fark ettim hani bakarken, yani sadece böyle yani dünya içinde değil, Guardians of Galaxy hikayesine de koyuyor. Yani Drax to Destroy falan da giriyor The Defenders'ın içine. The Thing de var. The Thing yani. De giriyor yani. Yeah, aslında o da Fantastic dörtlüyle beraber hani yer alıyor da, yani The Defenders çok geniş çaplı bir ekip aslında. Ama bize şu an dizi evreninde aktarılan olay daha yapılabilir, daha yeraltı Avengers'ı formatında. Yani. Aynen, bir de şey ya, The Defenders aslında bir tam bir takım kurgusu değil yani, Avengers gibi değil, team up. Aslında hani herkes The Defenders olabilir yani, yeraltı kurulan bir ekiple Defenders olabilir. Burada Netflix'in bize yansıtacağı Defenders tam takım olan Defenders. Yani bundan sonra Defenders hikayelerini bu takım üzerinden göreceğiz bana göre. Yani o eski Defenders'lar filan hani birleşmiş gördük yani. 100 tane isim vardı. Evet. Farklı farklı dönem dönem. İşte Gümüş Sörfçü filan da vardı. Aynen yani. 70'lerdeki dönem farklı, işte 80'lerdeki dönem farklı. Bu sefer son hali, Defenders'ın son halini göreceğiz gibi geliyor. Yani çizgi romanlarda kurgulanan aslında bir olay oluyor ve olaya yönelik ekipsiz insanlar bir araya gelip olayı çözmeye çalışıyor. Aynen. Bu sefer bir ekip. Bir ekip var. Ama mesela bence bu sefer yani bu şekilde de çizgi romanlarda belirtilen yani doğaüstü ve mistik olaylara karşı koyan Defenders, bence dizide de öyle olacak diye düşünüyorum Defenders. Ben de bu seferki Defenders'ın o doğaüstü olaylardan çok böyle mafyavari işlerle. Çünkü bir kere çok sağlam bir düşmanları var, Kingpin gibi. Ama yani, Kingpin'i kullanırlar mı acaba? Bence kullanırlar. Kingpin, onun dışında Jessica Jones'un, izlemeye varsa spoiler olur da,
karakteri neydi? Asker sonradan hap kullanıp, kırmızı mavi hap kullanıp. Anladım. Şu an aklıma gelmiyor ismi. Benim de gelmiyor. Aynen. Aşağıda ama olur. Olmazsa da bilmiyoruz. Aynen, olur olur büyük ihtimal. İşte o karakteri kullanabilir düşmanlar. Çünkü çok sağlam düşmanlar elde ettiler. Mesela Daredevil'ın yine... Ben onu diyecektim işte. O mistik. Anlatabiliyor muyum? Daredevil'ın hani bizim Stick karakteriyle birlikte... Değil mi? Stick karakteri geliyor, eğitiyor falan. Ondan aynen. Sonra gittiği bir klan gibi bir şey var. O klan adını vermeyelim şimdi de. O klan... Aşağıda veririz onu. Aşağı... Yok. Ben aklımdaydı da. O klan işte... bence o mistik ögeleriyle beraber o ana düşman olabilir ya. Çünkü çok güçlü aynı zamanda. Ya çünkü bildiğimiz o... DC evreninde bulunan... şey gibi. Neydi adı ya? DC... şey işte... Ra's al Ghul'un tarikatı. Evet neydi? Şeyler... Ulan bu kadar isim... Hansası bulamaz. Ne? Suikastçılar Birliği işte. He. Aynen Suikastçılar Birliği. Tamam işte. League of Assassins. League of Assassins aynen. Aynen. Bu kadar düşünmemize gerek yok. O tarikata benzer olan işte Marvel versiyonu diyelim. Aynen öyle. Bunlar hatta daha değişik bir grup. Yani daha mistik. Yani Ra's al Ghul tek başına bir ölümsüz karakter olarak zaten bir şey yapıyor ama bu grup daha mistik, daha yeraltı yani. Ne olacağı belli olmayan. Ben de merkez düşmanı olacağına inanıyorum. Aynen zaten yani bence Jessica Jones'taki yani en bitik karakter bana göre Jessica Jones hareketteki Purple Man düşmanı bile çok iyiydi. Ben hatta ölmesine üzüldüm yani. Kullanılabilir karakterdi bence. Defenders'e düşman olarak. Tek başına adam bir konuşuyor, her şeyi yaptırıyor zaten yani. Yani öyle bakarsın... kimse yok. Diye düşünüyorsun. Evet, öyle. Hani işte diyor hani özgüvenin yüksek olursa kontrol edemezsen de yalan muhabbet yani. Jessica Jones'u bile kontrol etmiş zamanında o artık bağışıklık kazanmış. Ama ya bilmiyorum bence o Defenders'e karşı çok güçlü bir rakip olmalı. Hayır yani. Ya ölmesine gerek yoktu bence kullanılabilirdi. Çünkü bu Defenders bu aşama aşama gittikten sonra tek başına yapılacak dizide çok büyük bir ilerleme kat açacağını düşünüyorum. Yani bir sonradan da sinema evrenine geçeceğini düşünüyorum. Ya zaten biz planlanmış. Şu an tek tek dizilerde Daredevil, Jessica Jones'ta ve gelecek olan işte Luke Cage'de, işte Punisher'da büyük ihtimal ve şey Iron Fist'te orijin hikayelerine doymuş olacağız yani. Aynen. O yüzden Defenders'a biz full aksiyon böyle sağlam bir böyle 10 bölümlük, 8 bölümlük bence öyle yaparlarsa daha güzel olur. Dizi yani mükemmel bir dizi göreceğiz yani. Ondan sonra da bir buçuk saatlik belki bir televizyon filmi Netflix'le beraber. Hani işte ben direkt şeye Infinity War'a katmalarını istiyorum ya bu ekibi. Infinity War çıkana kadar çünkü bu ekip artık şey olur şahlanır yani. Katılabilir çünkü oyuncu seçimleri de hani bir sinema ekranından uzak kalacak seçimler değiller yani. Ben Charlie Cox olsun, John Bernthal olsun, işte Jessica Jones oynayan kadını hatırlamıyorum. Luke Cage karakteri olsun. Bence de bir Iron Fist'i merak ediyoruz. Daha çıkmadı. Doğru, beğenmedi. Yani, John Bernthal bence direkt kendi yani, gözü çarpan oyuncu olur şeyde. Adam nerelerde oynadı zaten yani John Bernthal. Onun dışında işte Wesley Fisk'i oynayan D'Onofrio olsun. Hani bu adamlar büyük oyuncular yani aslında. Ne kadar küçük gözükse de biz artık Avengers'ı izleye izleye şey olmuşuz da. Yani bu adamlar da sinema ekranının karşısına geçebilirler. Zaten Marvel'ın da en büyük avantajı bu bence şu konuda. Dizi evreniyle sinema evrenini bir arada tutarak kitleyi daha artırıyorlar gibi geliyor. Çünkü diyor ki adam ben bu dizide aynı zamanda filmden bir karakter de görebilirim diyor. Hani çok zor. Birbirine göndermeler yapıyorlar. Ya mesela biz ikimiz de Agent of S.H.I.E.L.D.'la Agent Carter'ı izlemiyoruz. Evet. Çünkü sevmiyoruz. Neden sevmediğimizi bilmiyoruz. Ben Agent of S.H.I.E.L.D.'ı ilk 8-9 bölümü izledim. Bir şey göremedim. Televizyonda Tony Stark'ı görmek istesen YouTube videosu açıp izledim yani. Buna gerek yok. Daha büyük şeyler bekliyordum. En azından bir hani tabii büyük işler ama Hawkeye karakterini falan çok kısa da olsa koyabilirlerdi yani. Benim Nick Fury doyurmuyor sonuçta. Ben aksiyon istiyorum Avengers üyelerinden. Onun için izlemiyorum. Agent of Carter iyi diyorlar. Agent Carter iyi. Yani İyi diyorlar. Ona da başlamadım, başlayacağım. Ama bu yani... hatadır da önemli değil benim için bu hata yani. Marvel'ın en iyi işi şu an yayınlanan Daredevil, Jessica Jones sizler. Jessica Jones'u ben ne kadar beğenmesem de Agents of S.H.I.E.L.D.'den iyi olduğunu düşünüyorum yani. Ama çıkacak Defenders işte onlardan çok çok daha iyi olacak gibimize geliyor. O zaman son verelim. Yeterli o kadar konuşmak. Aynen. Ben en çok merak ettiğim... Bu arada Daredevil'ı çok sevdim biliyorsun. Hatta şu an telefonumun zilsiz bile Daredevil. Ama şu an bu Netflix'i çıkaracağım Marvel dizilerinden en çok merak ettim. Punisher dizisi olacak. Benim de. Ben Iron Fist istiyordum ama John Bertman'ın Punisher'ı geleceğini dedikten sonra özellikle yayınlanan karakter artworklerinde bir Punisher'a bir bakın derim böyle 15 saniye falan. O yazının bulunduğu linki de aşağıda veririz. Çünkü Punisher bir de Netflix yansıtabilen, gore sahneleri yansıtabilen bir sektör. Punisher'da kısıtlamadan yaparlarsa efsane bir dizi olur. Aynen, efsane bir dizi bekliyoruz. Hem Defenders hem Punisher hem de gelecek olan dizilerden. O zaman bugünlük geeklemek konseptinden bu kadar. Videonun adını Defenders neymiş diye koyacağız. Görüşürüz, kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.